Bu videomuzda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Aksungur insansız hava aracına göz atıyoruz. Aksungur 20 Mart 2019'da ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. İşte bu cihaz, TUSAŞ'ın şimdiye kadar yaptığı en büyük insansız hava aracıdır. Adını yırtıcı bir kuş türü olan Aksungur'dan alıyor. Ama bu hava aracı sadece adıyla değil, yetenekleriyle de etkileyici. Dış gövde ve iki motora sahip olması dışında neredeyse Anka ile tamamen aynı. Aksungur'un özelliklerine gelince, 50 saat havada kalabilme yeteneğiyle ve 750 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilmesiyle öne çıkıyor. Hem de minyatür bombaları ve hassas güdüm kitlerine taşıyabiliyor. Bu da demek oluyor ki F-16'ların iş yükünü biraz daha hafifletebilir. Faydalı yük taşıma kapasitesi ve 40 bin fite kadar çıkabilme yeteneği sayesinde Aksungur Türk Deniz Kuvvetleri için gerçek bir güç kaynağı olmuş durumda. Küçük botlardan korvetlere ve hatta denizaltılara kadar ciddi zarar verebilecek kadar da güçlü. Aksungur'un daha önce de 340 kilogram ağırlığındaki bir bombayı 30 kilometre uzaklıktaki hedefe tam isabetle atarak ne kadar yetenekli olduğunu kanıtlamıştı. Biraz da teknik bilgilerden bahsedecek olursak, yerli PD-170 çift turbolu dizel motorunu kullanıyor. Ve bu motor havacılık dünyasında da bir ilk, yani oldukça özgün bir tercih. Kanat açıklığı ise 24 metre, yerden yüksekliği de 11.6 metre. Ayrıca 1 ton yakıt taşıma kapasitesi var. 40 bin fite kadar uçabildiği için bu da onun oldukça yükseğe çıkabileceği anlamına geliyor. Şöyle de düşünebiliriz. Aksungur, Türkiye'nin güneyinden başlayıp, Türkiye'nin etrafını dolaşıp, tekrar Gürcistan'a kadar gidip geri gelebiliyor. İnanılmaz değil mi?